Serdar Tuncer Zırvanın bini bir para Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir vatandaş soru soruyor. Sol elle yemek yemekte bir sakınca var mıdır? Din İşleri Yüksek Kurulu cevap veriyor. Yeme içme ile ilgili genel ilkeleri belirleyen Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sol el ile yeme içmeyi hoş karşılamamıştır. Nitekim o bu konu üzerinde önemli durmuş, şeytanların sol elle yiyip içtiklerini haber vererek ümmetini uyarmış ve çocuklarına sağ elle yemek yemeyi öğretmiştir. Hz. Peygamber'in sağ elle yeme ve içme konusundaki tavsiye ve irşatlarına uymak her Müslümanın vazifesidir. Bu nedenle anne ve babaların çocuklarına diğer yemek adabı ile birlikte sağ elle yeme ve içmeyi de öğretmeleri gerekir. Fiziki bir engel sebebiyle sağ eliyle yiyemeyen kimselerin sol elle yeme içmesinde ise bir sakınca yoktur. Vatandaş merak edip bir soru sormuş. Yetkili kurul vazifesini yapıp doğru ve zarifane bir cevap vermiş. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Bir gazete belki ortalığı karıştırabilirim diye bu fetvayı meşhur solaklar listesini de ilave ederek haber yapmış normaldir. cibiliyetleri belli. Bir başka gazete muhtemelen sadece haber başlığını okuyarak benim sadece sol elim var diyen bir kişinin sosyal medya yorumunu da katmış haberini. Komik, güler geçeriz ama buradan sonra yaşananlar yok mu? Acı, hem de çok acı. Bazı Müslümanlara aldı bir telaş hemen kör olası aşağılık kompleksleriyle durumdan vazife çıkartarak şirin gözükme derdine düştüler. Zırvanın bini bir para, Yok efendim sağ elle yemeğe gösterdiğimiz hassasiyeti bilime, teknolojiye gösterseymişiz, uçarmışız şimdiye kadar. Yok çocuklarımıza sağ elle yemeği öğreteceğimize kul hakkı yememeyi öğretseymişiz. Yok bizim dinimiz aslında çok güzelmiş de böyle saçmalıkları din diye bize anlatanlar yüzünden hep böyle oluyormuş. Diyanetin başka işi yok muymuş? Bu çağda böyle şeyler olur muymuş? Sağ el ve sol eli de yaratan Allah değil miymiş? Kur'an'da böyle bir şey geçiyor muymuş, muş muş da muş muş. Ne ararsan var hakikatten gayrı. Sanırsın ki Diyanet İşleri Başkanlığı ülkenin içinden geçtiği hengamede işi gücü bırakıp çocuklara sağ elle yemek yemeyi öğretme seferberliği başlatmış. Yok böyle bir şey. Elin oğlu binlerce sorunun cevaplandığı web sayfasından cımbızla bir fetva bulup ya tutarsa diye algı çalışması yapıyor bizim saf sazanlarda hemen atlıyor. Başkalarının algı çalışmasının malzemesi olmaya ne kadar meraklıymışsınız. Sanırsın ki biz yemeği sağ elle yediğimiz için bilimde, teknolojide, bilmem ne de bu kadar geri kalmışız. Türkiye'nin eğitim davasını halletmenin yegane yolu anne babaları sağ el hassasiyetinden vazgeçirmekten geçiyor. Öyle ya Einstein sağ eline yeseydi hamal olacaktı. Heidegger sol elle yemeseydi bir baltaya sap olamazdı. Hawking bütün zekasını sol eline boştu. Sanırsın ki çocuklarımıza iki şeyden birisini öğretme hakkımız var da birisini öğretirsek çocuk diğerini öğrenemeyecek ve biz de bu hakkı yemeği sağ elle yemekten yana kullanıyoruz. Anneler çocuklarına diyor ki evlat kul hakkı diye bir şey var o çok da önemli değil sen aman yemeğini sağ elle ye çocuklar da büyüyünce tutturuyor tabi kul hakkı yiyebilirim çünkü yemeğimi sol elimle yemiyorum İkisini birlikte öğret yahu engel olan mı var? Bunlar iyi niyetli, irfansız ve şahsiyetsizler güruhu. Bir de şirinlik budalası sevgi pıtırcıkları var ki sormayın. Bu pıtırcıklar dinsizlere dini güzel göstermek için dinden bile vazgeçerler. İşleri güçleri konjektür. Mevcut şartlara, çağa, akıllarına uymayan hadis ve sünnetleri anında inkar ederler. Ayetleri kalabalıklarda okumamakla yetinirler. Şimdilik Kuzey Avrupa'nın küçük bir eyaletinde referandum yapılmıştı bir zaman. Cehennemle ilgili bölümler çocukları korkutuyor. İncil'den çıkaralım mı çıkarmayalım mı? Sonuç evet çıkmıştı da budamış serdi kitaplarını. Bu şahsiyetsiz kafanın bizi en son raddede götüreceği yer işte burasıdır. Sağ elle yiyip içme sünnetini inkarla başlar iş. Allah katında din ancak İslam'dır ayetini kitab-ı kerimden çıkarmaya kadar varır da ne olduğunu anlamazsınız bile.'' Ama ama diyorlar, şeytan sol eliyle yer deyince sol eliyle yemek yiyenler inciniyor. Şeytanın sol elle yediğini bize haber veren peygamber efendimiz değil mi? Bir müslüman zaruret olmaksızın sol eliyle yemek yerse şeytanı sevindirir, peygamberini incitir. Bu kadar net. Kimse kusura bakmasın, onu sallallahu aleyhi ve sellemi incitenler incinmesin diye ben hadisi şerifi inkar edip efendimi incitecek değilim. Yemeği sağ elle yemeyelim. Suyu üç yudumda ve oturarak içmeyelim. Çocuklara subhaneke ve elham öğretmeyelim ama güzel ahlaklı olalım. Kul hakkı yemeyelim. Adalete dikkat edelim. Çocuklarımıza veda hutbesini ezberletelim. Oldu. Başka? Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah en güzel örnektir diyen Allah'ın kuluyuz ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Yemeği sağ elle yeme hususunda bile güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen peygamberine benzeyemeyen kişi, güzel ahlak sahibi olmak gibi bir davayı kendi başına nasıl halledecek? Suyu onun gibi içmek kadar basit bir meseleye dahi riayet etmeyenler, kul hakkı yememek gibi büyük bir sorumluluğun hassasiyetine nereden ve nasıl sahip olacak?'' Sübhaneke ve elhamı öğretemediğimiz çocuklarınıza veda hutbesini nasıl ezberleteceksiniz? Olmaz, olmaz, olmaz. Bu kafayla bırakınız kendi çocuklarımızın istikbalini güzelleştirmeyi, başkasının çocuklarının mazisini bile ifsad ederiz. Kemal Öztürk, sol el ve bilim teknolojiden bahseden bir tweet attı. Altına yazılan yorumlardan birini görünce ağladım. Diyor ki, Keşke rahmetli annem de bu yazdığınızı görseydi. Sağ elle yemem için beni ne kadar zorlamıştı. Hiç de gerek yokmuş halbuki. O annenin kemikleri sızlamadı mı şimdi? Tweet'i siler mi diye umut ettiğim Kemal abi konunun üstüne bir de yazı yazdı. Ah ki ah. Keşke çay içtiği bir güzel adama dünkü yazısını okusa ve peşinden sorsa. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme, günahkar olma fahri alemi zişanı incitme. Ne demek hocam? İman dediğiniz o diyorsa doğrudur idrakine erebilmektir. Gerisi daha sözlük. Sert olduysa şiirle söyleyelim. Müjdecim, kurtarıcım, efendim, peygamberim, sana uymayan ölçü hayat olsa teperim.